Şerefe'nin örgü dünyasına hoş geldiniz hanımlar. Bugün size burun kısmı paspas şeklinde örülen bebek patiğinin yapılışını anlatacağım. Patiğimiz şişeyle örülmekte. Yaklaşık 2-2,5 yaşa çok rahatlıkla olabilecek bir büyüklükte. Orta kalınlıkta bir ip ile ördüm. 3 numara şiş kullandım. Gördüğünüz gibi oldukça şirin ve güzel bir patik. Şimdi şemasıyla birlikte ben size sayılarını vereyim. Patiğimize şu şekilde şu kısmından başlanılmakta. 25 ilmekle başlanılmakta. 25 ilmekle patiğimize bu kısmından başlanılarak 21 diş haroşa örülmekte. Daha sonra 21 diş haroşa bittikten sonra 7 ilmek kesiyoruz. Daha sonra düz ve ters olarak şu gördüğünüz kısımları oluşturuyoruz. Şimdi isterseniz ördüğümüz yerde bunları birlikte görelim. 25 ilmekle örgüme başladım ve 21 sıra haroşamı yaptıktan sonra 7 tane ilmeğimi şu kısmından kesiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Patiğimizin gördüğünüz şu kısmını oluşturduk şu anda. Kıvrılma kısmını oluşturduk. Şu düz ve ters olan kısmımızı yapıyoruz. İlmeklerimi bu sırada olduğu gibi düz olarak örüyorum. Arka sıradan hepsini de ters olarak örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim ve ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Arka yüzden ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzdeyim ve tekrar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimin hepsini çeviriyorum. Ters ilmeklerimi düze çeviriyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Arka yüzeyim ve ilmeklerimin hepsini düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Tekrar ön yüzeyim ve ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Ön yüzeyim. Şu gördüğünüz ters ilmeklerim 1, 2, 3, 4, 5 tane olduktan sonra tekrar ilmeklerimi düze çeviriyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde düze çeviriyorum. Gördüğünüz gibi ters kısımlarımız 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Şu düz kısımlarımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6.sını yaptım. Bu örgümüzün ön yüzü, arka yüzünü çevirdiğimizde ise aynı şekilde terslerimiz 1, 2, 3, 4, 5 sıra. Ön yüzde de arka yüzde de 5 sıra olduğu zaman tersleri düze çeviriyoruz, düzleri terse çeviriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane olduktan sonra şimdi tekrar 7 ilmek artırıyoruz. 7 tane tekrar şu kısmımızı artırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Bu sıramı da düz olarak örüyorum. Ve daha sonra ilmeklerimin hepsini haroşaya çeviriyorum. Videolu model anlatımlarımın devamını takip etmek istiyorsanız Facebook'ta Şerife'nin Örgü Dünya sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. Videonun sağ üst köşesindeki abone ol yazısına tıklayarak da YouTube Örgü kanalıma abone olabilirsiniz. Şerifeninörgüdünyası.com adresimden sitemi ziyaret ederek daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Örgümün arka yüzündeyim ve ilmeklerimin hepsini haroşaya çeviriyorum. Örgümün ilk başlangıcında yaptığım 21 sıra haroşumu aynı şekilde burada da devam ederek örgümü tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi patiğimiz bitti. Şimdi patiğimizi dikme aşamasına geçiyoruz. Şu şekilde katlıyorum ve şuradan şurayı hafif yuvarlatarak dikmeye başlıyorum. Yalnız bu dikme aşamasında şimdi burası ters yüzümüz. Şu kısmı kıvrılacağı için dikişimizin görünmemesi lazım. Burası şimdi düz yüzümüz. Düz yüzü üste çıkacak şekilde şu şekilde katladım. Ve yaklaşık 1-1,5 santimetre kadar dikiyorum. Şimdi patiğimi çeviriyorum. Ve bu şekilde dikmeye devam ediyorum. Şu kısmını biraz topuk kısmını yuvarlayarak dikiyorum. Şu ters ve düz olarak yaptığımız kısmı, haroşa kısmı bittikten sonra şu şekilde ince tel alır gibi büzüyoruz. Bu kısmı gördüğünüz gibi büzerek dikiyoruz ve sağlamlaştırıyoruz. Örgümüzü çevirdik. Şu şekilde kıvırıyorum. Kıvırdığım kısmı şu şekilde tutturarak dikiyorum. Şu şekilde patiğimizin etrafından tutturduk.
teğet alır gibi ilmekleri atlamadan tek tek geçiyorum ve büzüyorum. İpimi çekerek bütün ilmeklerimi büzdürdüm ve sağlamlaştırıyorum. Gördüğünüz gibi burun kısmımız da oluştu. Şimdi patiğimizin çiçeğinin yapılışını gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim ve bir tane yuva yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir tane üçlü trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Bir tane daha yuva yaptım. İki, üç, dört. Beş tane yuva yaptım. İki zincir çektim. Motifimi birleştirdim ve altı tane gördüğünüz gibi yuva oluştu. Üç tane zincir çektim. İki tane üçlü trabzan yaptım. Tekrar üç tane zincir çektim. Aynı yere battım. İlk yaprağım oluştu. İkinci deliğe batarak üç zincir çekiyorum. Ve iki tane daha üçlü trabzan yaparak ikinci yaprağımı oluşturuyorum. Üç zincirle geri batırıyorum. Altı tane ilk sıra yaprağımı oluşturdum. Bir, iki, üç, dört, 5 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Şu gördüğünüz trabzanı şu şekilde batarak zincirimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Trabzanlara batarak şu şekilde trabzanın alt tarafından ilmeğimi çekiyorum. Başlangıç zincirimi battım ve şu şekilde tekrar ikinci yapraklarımı oluşturmak için zincirler oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. İki, üç, dört. 5 tane üçlü trabzan yaptım. 3 tane zincir çektim. Tekrar geri battım. Yan deliğe atlayarak tekrar 3 tane zincir ve 5 trabzan yapıyorum. Üst zincirle aynı yere tekrar batıyorum. Bu şekilde yapraklarımı tamamlıyorum. Çiçeğimiz tamamlandı. Patiğimizi şu şekilde çiçeğimizi sabitliyoruz. Patiğimizin son hali de bu şekilde hanımlar. Kolay gelsin hepinize de.